Alexander Pushkin. Tabutçu. Kocayan evrenin bu ak saçlarını, tabutları her gün görmüyor muyuz? Derjavin. Tabutçu Adrian Prohorov'un son parça eşyaları da cenaze arabasına yüklenmiş, bir çift sıska beygir dördüncü keredir Basmanlıya'dan yola çıkarak tabutçunun taşımış olduğu Nikitinska'ya sürüklemişlerdi gövdelerini. Dükkanını kilitleyen tabutçu, evin satılık ve kiralık olduğunu belirten bir ilan çivileyip yaya olarak yeni evine yollandı. Çoktandır hayalinde yaşattığı, sonunda oldukça pahalı bir fiyata satın alabildiği, sarı boyalı ev ceyize yaklaştıkça, yaşlı tabutçu içinde hiç de sevince benzer bir şeyler bulunmadığını hissederek şaşırdı. Yabancı eşikten geçip yeni konutuna girer girmez tam bir kargaşanın ortasına düşünce 18 yıldır her şeyin yerli yerinde, düzen içinde bulunduğu eski, köhne kulübeciğini düşünerek içini çekti. Ellerini ağır tutan her iki kızına ve hizmetçi kadına sövüp sayarak kendi de onlara yardım etmeye koyuldu. Çok geçmeden her şey yerini buldu. İkona mahfazası, kapkacak dolabı, masa, divan ve yatak, arka odada kendilerine ayrılmış olan köşelere yerleştiler. Mutfağa ve oturma odasına, ev sahibinin elinden çıkma, renk renk, irili ufaklı tabutlar, içinde yaz şapkaları, yaz mantoları ve meşaleler bulunan dolaplar yerleştirildi. Kapıya, üzerine elinde ters çevrilmiş bir meşale tutan, iri yarı bir aşk tanrısı tasvirinin işlenmiş olduğu bir levha asıldı. Levhada şu yazılar okunmaktaydı: burada işlemeli ve işlemesiz tabutlar satılır, kiraya verilir, eski tabutlar onarılır. Kızlar kendilerine ayrılan öndeki aydınlık odaya çekildiler. Adrian, derlenmiş toplanmış evini bir kere dolaştıktan sonra pencere önüne oturup semaveri hazırlamalarını emretti. Aydın okuyucular, Shakespeare ve Walter Scott'ın yapıtlarındaki mezarcıları şakacı, şen insanlar olarak tasvir ettiklerini, bu karşıtlıkla da hayalimizi daha şiddetli bir biçimde etkilemek istediklerini bilirler. Gerçeğe bağlılık kaygımız dolayısıyla bu örnekleri izlemek, tabutçumuzun kendi iç sıkıcı zanaatına tam anlamıyla denk düşen bir tabiata sahip bulunduğunu itiraf etmek zorundayız. Adrian Prohorov, genellikle asık suratlı, düşünceli, dalgın bir adamdı. Ağzını sadece iş güç düşünecek yerde pencere önüne oturup yoldan geçenleri seyrederken yakaladığı kızlarını azarlamak ya da yaptığı tabutlara ihtiyacı olan mutsuz, kimi zaman da mutlu kişilerden son derece yüksek fiyatlar istemek için açardı. Yani Adrian Prohorov pencere önüne oturmuş 7. fincan çayını içerken kederli düşüncelere dalıp gitmişti adeti üzere. Geçen hafta emekli kolbaşının cenaze alayı tam karakolun yanından geçerken bastıran sağanağı düşünüyordu. O gün pek çok manto daralmış, pek çok şapka buruşup bozulmuştu. Adrian bir takım kaçınılmaz masraflarla karşı karşıya bulunduğunu kestiriyordu. Çünkü elindeki cenaze donatımı acınacak bir durumdaydı. Tabutçu, bütün ümitlerini bir yıldır ölüm döşeğinde yatan yaşlı tüccar kadın Turyihina'ya bağlamıştı. Fakat hasta, Razgulyay'da can çekişmekte olduğu için ne kadar söz verirlerse versinler, mirasçıların öyle uzak yerden kendisini çağırtmak üzere adam göndermeye üşenerek en yakın tabutçuyla anlaşıvermeleri korkusu da vardı. Kapının 3 kere masonca çalınması tabutçunun düşüncelerine ara verdi. "Kim o?" dedi Adrian. Alman esnaflarından olduğu, ilk bakışta kolaylıkla anlaşılan bir adam girdi odaya. Neşeli bir tavırla tabutçuya yaklaştı. Gülmeden dinlemeye hala alışamadığımız bir Rusçayla, "Özür dilerim sevgili komşum," dedi. "Sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın beni. Bir an önce tanışalım istedim. Ben kunduracıyım. Adım Gottlieb Schultz. Sizden bir sokak ötede, tam evinizin karşısına düşen evde oturuyorum. Yarın evliliğimizin 25. yıl dönümünü kutlayacağız. Sizi ve kızlarınızı dostça bir öğle yemeği için bize bekliyorum." Çağrı hoşnutlukla kabul edildi. Tabutçu kunduracıdan bir fincan çay içmesini diledi.
Schultz'un girişken bir adam oluşu sayesinde de az sonra dostça bir sohbete daldılar. Adrian, "İşleriniz nasıl gidiyor?" diye sordu. "Eh!" diye yanıtladı Schultz. "Şöyle böyle, şikayetçi değilim çok şükür. Fakat kuşkusuz, zanaatlarımız epeyce farklı birbirinden. Canlılar ayakkabısız da edebiliyorlar ama ölüler tabutsuz yaşayamaz." "Çok doğru," diye onayladı. "Eğer bir canlı kendine ayakkabı satın alamıyorsa, kızma ama yalın ayak da dolaşabilir. Oysa ne kadar yoksul olursa olsun, bir ölü ne yapıp ne edip kendine bir tabut bulmak zorundadır." Sohbet bu çizgide bir süre daha uzadı. Sonunda kunduracı kalktı, çağrısını yineleyip tabutçuyla vedalaştı. Ertesi gün saat tam 12'de tabutçu ve kızları yeni evlerinin kapısından çıkarak doğru komşularına yollandılar. "Şimdi ben burada günümüz romancılarının bir göreneğine uymayacak, ne Adrian Prohorov'un Rus tipi kaytanını ne de Akulina ile Darya'nın Avrupa biçimli giyim kuşamlarını tasvir edeceğim. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Her iki kız da sadece en tantanalı günlerde ortaya çıkardıkları sarı şapkaları ile kırmızı potinlerini giymişlerdi. Kunduracının dar evini çoğunluğu Alman esnaflar, onların karıları ve kalfaları olan bir konuklar kalabalığı doldurmuştu. Rus memurlardan sadece zabıta memuru Finli Yurko çağrılmıştı. Yurko, gösterişsiz unvanına rağmen ev sahibinden özel bir saygı görmekteydi. Pogorelski'nin postacısı gibi o da tam 25 yıldır inanç ve doğrulukla hizmet ediyordu devlet kapısında. İlk başkenti silip süpüren 1812 yangını onun sarı boyalı nöbetçi kulübesini de ortadan kaldırmıştı. Fakat düşman kovulur kovulmaz bu kulübenin yerinde gotik tarzında kirişli direkleri olan gri boyalı yeni bir kulübecik belirmiş. Yurko da elinde baltası, göğsünde çelik zırhı bu yeni kulübenin çevresinde dolanmaya başlamıştı. Nikitskaya kapısının oralarda oturan Almanların çoğu tanırdı onu. Hatta bunlardan kimilerinin pazarı pazartesiye bağlayan geceyi Yurko'da geçirdikleri olurdu. Adrian, er geç, işinin düşebileceği bir adam olarak kabul ettiği Yurko'yla hemen ahbaplığı koyulaştırdı. Konuklar sofraya oturduklarında onlar yan yanaydılar. Bay ve bayan Schultz'lar ve 17 yaşlarındaki kızları Lochen hem konuklarla yiyip içiyorlar hem de yemek dağıtımında aşçı kadına yardım ediyorlardı. Bira su gibi akıyordu. Yurko 4 kişi gibi yiyip içiyor, tabutçu ondan geri kalmıyor, kızlarıysa nazlı nazlı kızarıp bozarıyorlardı. Sofradan gittikçe yükselen Almanca gürültüler arasında kendisini dinlemelerini rica eden ev sahibi elinde tuttuğu ağzı bal mumuyla mühürlü şişenin tıpasını patlatarak Rusça "Sevgili karım Lucy'nin şerefine!" diye bağırdı. Yalancı şampanya köpürdü. Ev sahibi kunduracı 40 yaşlarındaki karısının gergin yüzüne candan bir öpücük kondurdu. Konuklar iyi yürekli Lucy'nin şerefine içtiler. Gürültüyle ev sahibi ikinci bir şişenin tıpasını çıkarırken "Sevimli konuklarımızın şerefine!" diye bağırdı. Konuklar kadehini yeniden boşaltarak teşekkür ettiler. Şerefe içmeler birbirini kovaladı durdu artık. Ayrı ayrı her bir konuğun şerefine içildi. Moskova'nın ve bir düzine Alman kentinin şerefine içildi. Bütün esnaf loncalarının ve ayrı ayrı her bir esnaf loncasının, ayrı ayrı her bir ustanın ve kalfanın şerefine içildi. Adrian canla başla içiyordu. Öylesine neşelendi ki, o da herhangi bir şeyin şerefine kadeh kaldırılmasını önerdi. Konuklardan şişman bir fırıncı, birdenbire kadehini kaldırarak, "Kendileri için çalıştıklarımızın şerefine!" diye bağırdı. Bu öneri de bütün ötekiler gibi neşeyle, oy birliğiyle kabul edildi. Konuklar eğilerek birbirlerini selamlamaya başladılar. Terzi kunduracıyı, kunduracı terziyi, fırıncı hem onu hem ötekini, hepsi birden fırıncıyı selamladılar. Bu böyle sürüp gitti. Karşılıklı selam alıp vermeler sırasında bir ara Yurko yanı başında oturan tabutçuya dönerek "Ne duruyorsun azizim, sen de ölülerinin şerefine içsene!" diye bağırdı. Neşeli kahkahalar yükseldi. Fakat tabutçu kendini hakarete uğramış sayıp yüzünü astı. Kimse farkında olmadı bunun. Konuklar içmeye devam ettiler. Sofradan kalkıldığında
akşam çanları duyuluyordu. Konuklar gecenin geç saatlerinde evlerine dağılırken çoğu sarhoştu. Şişman fırıncı ve suratı kırmızı bir manökenle kaplı gibi görünen ciltçi, Yurko'nun kollarına girerek onu kulübesine kadar götürdüler. Böylece borcun iyisi ödenmiş olanıdır. Rus atasözüne uygun bir davranışta bulunmuş oldular. Tabutçu evine vardığında sarhoş ve öfkeliydi. Yüksek sesle kendi kendine söyleniyordu. Peki ne demek oluyor bu? Benim zanaatım ne diye ötekilerinden daha az şerefli olsun? Tabutçuysak cellatla kardeş miyiz yani? Ne diye gülüyor bu gavurlar? Yoksa tabutçu deyince panayır soytarısı mı anlıyor bunlar? Şu yeni evin şerefine büyük bir ziyafet çekmek istiyordum ya. Avuçlarını yalasınlar artık. Kendi müşterilerimi çağırırım ziyafete ben de. Ortodoks ölülerini çağırırım. Bu sırada Adrian Prohorov'un ayakkabılarını çıkarmakta olan hizmetçi kadın, ''Daha neler babacığım?'' dedi. ''Tövbe de, ölüleri ziyafete çağırmak, amma da iş.'' Adrian, ''Tanrı hakkı için çağıracağım.'' diye sürdürdü sözlerini. ''Hem de yarından tezi yok. Ey benim veli nimetlerim, yarın akşam hepinizi beklerim. Tanrı ne verdiyse yiyip içeriz.'' Tabutçu bu sözleri söyleyip yatağına girdi. Az sonra da horlamaya başladı. Adrian'ı uyandırdıklarında tan yeri ağarmamıştı henüz. Tüccar kadın Turyehina o gece ölmüş, kahyasının görevlendirdiği bir atlı dört nala gelerek haberi Adrian'a ulaştırmıştı. Tabutçu, haberciye vodka içmesi için 10 kapiklik bir bahşiş verip hemen giyindi, bir arabaya atlayarak Razgulya'ya yollandı. Ölü kadının evinin kapısında polisler duruyor, tüccarlar leş kokusu almış kargalar gibi bir aşağı, bir yukarı dolaşıyorlardı. Fakat kokmaya başlamamıştı henüz. Çevresini akrabalar, komşular ve ev halkı kuşatmıştı. Bütün pencereler açılmıştı. Mumlar yanıyor, papazlar dua ediyorlardı. Turyehina'nın genç bir tüccar olan son moda bir smokin giyinmiş yeğenine yaklaşan Adrian, tabut, mum, örtü ve diğer cenaze donatımını kendilerine hemen en iyi şekilde sunmaya hazır olduğunu bildirdi. Dalgın bir tavırla teşekkür eden miras yedi, fiyat konusunda pazarlığa kalkışmayacağını, bunu tabutçunun vicdanına bıraktığını söyledi. Adrian, alışmış olduğu üzere, bu kere de bir kuruş fazla para istemeyeceğine bin türlü yemin edip, kahyayla anlamlı bakıştıktan sonra gereken işleri yapmak için çıkıp gitti. Bütün gün Razgulya'yla Nikiskaya kapısı arasında mekik dokudu. Akşama doğru her şey yoluna konmuştu. Arabacısını savıp yayan olarak yola koyuldu. Aylı bir geceydi. Tabutçu sağ salim Nikiskaya kapısına vardı. Vozneseniye Kilisesi yakınından geçerken bizim Yurko kendisine seslendi. Fakat tabutçuyu tanımayınca iyi geceler diledi. Vakit epeyce ilerlemişti. Tabutçu tam evinin önüne varmıştı ki birinin kapıya yaklaştığını, açtığını ve içeri süzüldüğünü gördü. ''Bu da ne demek oluyor?'' diye düşündü. ''Acaba yine kimin işi düştü? Sakın hırsız olmasın bu. Yoksa bizim sersem kızlar aşıklarını mı alıyorlar içeri? Hayırdır inşallah?'' Tabutçu tam ahbabı Yurko'yu yardıma çağırmayı düşünüyordu ki birisi daha kapıya yaklaştı. Açıp içeri girmek üzereyken koşarak gelen ev sahibini görüp durdu. Üç köşeli şapkasını çıkararak selamladı onu. Adrian'ın bu yüzü bir yerde görmüşlüğü vardı ya, o andaki telaşı iyice incelemesine engel oldu. Soluk soluğa, ''Hoş geldiniz.'' dedi. ''Buyurun, içeri buyurun.'' Beriki soğuk bir sesle, ''Törene gerek yok babalık.'' dedi. ''Sen önden yürü, yol göster konuğuna.'' Adrian, tören düşünecek durumda değildi zaten. Açık kapıdan girerek merdivenlere yöneldi. Öbürü de arkasından. Adrian, odalarda bir sürü insanın dolaşmakta olduğunu gördü. ''Bu ne şeytan işidir böyle?'' diye düşünerek bir an önce içeri girmek için adımlarını açtı. Ve girer girmez de dizlerinin bağı çözülüverdi. Oda ölülerle doluydu. Pencereden giren ay ışığı onların sarı ve mor suratlarını, çökmüş ağızlarını, bulanık, yarı kapalı gözlerini, sarkmış burunlarını aydınlatıyordu. Adrian,
Bütün bu insanların cenaze donatımlarının kendisi tarafından yapılmış kimseler olduklarını dehşet içinde anladı. İçeri onunla birlikte giren konuk da o sağanak günü defnedilen kolbaşından başkası değildi. Kadın erkek bütün ölüler yerlere kadar eğilerek, selam vererek tabutçunun çevresinde toplandılar. Sadece geçenlerde bedavadan gömülen yoksul bir ölü, yırtık pırtık giysilerinden utandığı için kalabalığa yaklaşmıyor, bir köşede boynunu bükmüş duruyordu. Bütün öteki ölüler özene bözene giyinmişlerdi. Kadın ölüler başlıklarını giymişler, kurdelelerini takmışlardı. Memur ölüler üniformalarını kuşanmışlar fakat sakallarını kesmemişlerdi. Tüccarlar bayramlık kaftanları içindeydiler. Bütün bu şerefli topluluk adına söz alan kolbaşı, işte gördüğün gibi hepimiz kalkıp geldik çağrına Prohorov, dedi. Evde artık gücü kuvveti adam akıllı kesilmiş, çürüyüp dağılmış, iskelet haline gelmiş olanlar kaldı sadece. Fakat onlardan biri seni öylesine görmek istiyordu ki bizimle birlikte gelmeden edemedi. O anda ufak tefek bir iskelet kalabalıktan ayrılarak Adrian'a yaklaştı. Kafatası tatlı tatlı gülümsüyordu tabutçuya. Parlak yeşil ve kırmızı renkli çuha ve yıpranmış keten parçaları tıpkı bir sırığa asılmışlar gibi iskeletin üzerinden sarkıyorlar. Kocaman çizmeler içindeki ayak kemikleri havan içindeki tokmağı gibi takırdıyorlardı. İskelet, "Beni tanımadın galiba Prohorov," dedi. 1799 yılında ilk tabutunu meşeden yapılmıştır diyerek çamdan yapılmış olan o tabutu sattığın emekli muhafız birliği çavuşu Pyotr Petrovich Kurilkin'i anımsamıyor musun? Ölü bu sözleri söyleyerek tabutçuyu kemikten bağrına basmak istedi. Fakat kendini toparlayan Adrian haykırarak iskeleti itti. Pyotr Petrovich sendeledi, düştü, darmadağın oldu. Ölülerden bir öfke mırıltısı yükseldi. Hepsi de arkadaşlarından yana çıkıp, sövüp sayarak, tehditler savurarak Adrian'ın üstüne yürüdüler. Ölülerin bağırtılarıyla kulakları sağırlaşan zavallı ev sahibi, soluğu tıkanmış bir halde kendinden geçti, emekli muhafız birliği çavuşunun kemikleri üzerine yuvarlandı. Güneş ışınları tabutçunun yatağına düşeli çok olmuştu. Tabutçu gözlerini açtığında, hizmetçi kadının üfleyerek semaveri körüklediğini gördü. Aklına bir gün önceki olaylar geldi birdenbire. Tüyleri diken diken oldu. Kolbaşı ve çavuş Kurulkin sisler içinde gelip geçiyordu aklından. Susuyor, hizmetçi kadının konuşmaya başlamasını, geceki olayların sonuçlarını anlatmasını bekliyordu. Adriana, sabahlık giysisini uzatan Aksinya, "Amma da uyudun ha Adrian Prohovich," dedi. "Sabahleyin komşu terzi geldi. Sonra şu zabıta memuru uğrayıp seni kendisinin isim günü eğlentisine çağırdı. Söylemek için uyanmanı bekledik. Ya rahmetli Turyihina'dan uğrayan olmadı mı? Rahmetli mi? Turyihina ne zaman öldü? Budalaya bak. Dün onun cenaze donatımını hazırlarken bana yardım eden sen değil miydin ahmak? Neler söylüyorsun babacığım? Aklını mı oynattın yoksa? Hala ayılamadın mı? Hangi dünkü cenaze? Bütün gün Alman'ın evinde şölendeydin. Eve sarhoş döndün, kendini yatağa dar attın. İşte sabah çanı çalıyor. Sen hala yataktasın." Tabutçu sevinçle, "Deme yav!" diye bağırdı. Hizmetçi kadın, "Elbette!" dedi. "Öyleyse hemen çay koy bana. Söyle kızlar da gelsinler.